İyi geceler masalları kanalıma. Hoş geldin. Bugün çukurdaki kurbağanın masalını dinleyeceğiz birlikte. Hadi dinleyelim. Göl kıyısında yaşayan küçük bir kurbağa varmış. Küçük kurbağa çok alıngan biriymiş. Arkadaşlarına en basit sebeplerden küsüp darılırmış. Bir gün yine arkadaşlarına küsmüş. Kendi başına dolaşırken traktör tekerleğinin açtığı bir çukur görmüş. Hıh! İşte tam bana göre bir ev diyerek çukurun içine hoplayıvermiş. Sonra da artık burada yaşayacağım. Zaten kalbimi kırıp duran arkadaşlarımdan da bıkmıştım diye düşünmüş derken çukurun başına bir kurbağa gelmiş. "Hey, arkadaşım, orada ne yapıyorsun?" diye sormuş. "Burası benim evim." demiş küçük kurbağa. "Bundan sonra beni kimse rahatsız etmesin." diye söylemiş. "Lütfen yukarı gel. Burada daha güzel yiyecekler var." demiş arkadaşı git başımdan ben burada da yiyecek bulabilirim diye cevap vermiş alıngan kurbağa derken gürültüye başka kurbağalar da gelmiş küçük kurbağaya hep bir ağızdan bırak bırak şu inadı bırak bizden ayrılman doğru değil yukarıdaki hayatının kıymetini bil diye bağırmışlar ama küçük kurbağa hiç birini dinlememiş. Arkadaşları onu ikna edemeyince tek tek çukurun başından ayrılmışlar. Az sonra akşam karanlığı çökmüş. Küçük kurbağa çukurun içindeki birkaç böcekle karnını doyurmuş. Fakat tam uykuya dalacağı sırada çukurun içi parlak bir ışıkla dolu vermesin mi? Küçük kurbağa merakla zıplayıp yukarı bakmış. Aa, o da ne? Bir traktör farlarını yakmış, tozu dumana katarak üstüne doğru geliyormuş. Küçük kurbağanın aklı başına gelmiş. Bütün gücüyle hop diye çukurdan yukarı zıplamış. Sonra korku içinde arkadaşlarının yanına koşmuş. Sizden ayrılmakla ben aslında hata etmişim demiş. Az kalsın traktörün altında eziliyordum. Di vermiş arkadaşlarına. Tatlı uykular diliyorum. Görüşürüz.